günümüzde yani İslam'ın bu ticaret ilkelerine uygunluk açısından borsada bir gelişme var mı? Veyahut da bu noktada bir ilerleme, bir çaba söz konusu mu acaba? Evet. Şimdi tabii Müslüman sermayenin yatırım alanına girebilmesi, yatırıma yönlendirilmesi bir sefer piyasalarda bunu karşılayacak enstrümanların olmasına bağlı. Yani Evet. benim sermayem var, evet eriyor elimde. Kendim de bu işe çok ehil değilim yatırıma. Dolayısıyla bu işi iyi bilen, bu işin alanında uzman kimselerin de sermaye ihtiyacı var. Aynı zamanda bu iki talebin buluşması için bir sefer karşılıklı tabii ki hassasiyetlerin gözetilmesi önem arz ediyor. İslam malumunuz faizi yasaklamakla aslında krediye dayalı bir sistemin esasen tasfiyesini öngördüğünü söyleyebiliriz. Yani krediye dayalı işlemler değil, risk paylaşımına dayalı modeller, işlemler, karşılıksız fazlalık taahhüt eden uygulamalar değil, ortak proje, ortak iş ve hizmet üretimine dayalı projeler, uygulamalar, yatırım alanları ve her iki tarafın da o işe emeğiyle, sermayesiyle girdiği ve tamamen riskin bölüşüldüğü, çıkanın paylaşıldığı böyle bir adil aynı zamanda bir sistemi öngörüyor. Yani 20. yüzyılın ortalarından bu yana İslam dünyasında bu noktada bir uyanış, bir hareketlenme oldu. Yani yarım asra yakındır da Türkiye'mizde de bu noktada ilerlemeler var kuşkusuz. İslami ürünler, alternatifler, uygulamalar konusunda bir uyanış var, çalışmalar var, akademik düzeyde olsun bugün, araştırma merkezleri, yani teorik bakımdan olsun hem de bunun üzerinde bir takım mevzuatsal geliştirmeler, bunlar doğrusu şahsen sevindirici olarak bunları değerlendiriyorum. Şimdi bu bağlamda tabii sermaye piyasalarına da bunun bazı yansımalarını görüyoruz ürün bazlı olarak. Yani bunlardan bir tanesi mesela işte az evvel paylardan bahsettik, hisselerden bahsettik. Evet. Yani yatırım alanları, faaliyet alanları, işte finansal gelirleri değil mi? Yani burada bir yani İslami hassasiyetin gözetilmesinin gerekliliğinden bahsettik. İşte günümüzde mesela katılım endeksi uygulamaları şeklinde yani bu şirketlerin böyle hem faaliyet alanı hem sermayesini yönlendirdiği yatırım alanları açısından şirketleri böyle bir tabiri caizse süzgeçten geçiren ve İslami diyebileceğimiz olanları ayrı olarak belirleyen böyle uygulamalar var. Bu bir tabii hassasiyetin ürünüdür.